Şimdi biz senin de iyiliğini düşünmekle mükellefiz. Evet. Düşündük. Allah Allah. Ve bir karara vardık. Acaba nedir, nedir? Burası için olağanüstü olaylara karşı ufak bir sigorta primi ödemeni uygun bulduk. Prim mi? Film mi? Kilim mi? İlim mi? Prim ya. Ödemeni uygun bulduk. Olağanüstü olaylar derken? Canım olağanüstü olaylar işte. Dükkanın önüne araç park edilmesi. Kepengi açarken birilerinin arkadan mabadı elleyip diye kaçması. Tuvaletlerin bulmak istenildiği gibi bırakılmaması. Metin'le Ali var. Maç yayını sırasında çanak dönmesi gibi olağanüstü olaylar için tasarlanmış basit bir sigorta. Hilmi İnce'den tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet, çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşünme. Ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın? Hı? Yok efendim, daha neler. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip filip bir gözler bunu da gördü ya. He? Reis kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben 2 senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. Ama büyüttün sen de reis. İstiyorsan sen de benim kulağımı yala, ödeşelim. Vurun lan pezevenge. Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben, Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevengin önde gidenidir. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesyonelleştim abi. Ver. Ver. Verdim. Al. Aldım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reis'in böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar, bizim çok ciddi bir koordinasyon eksiğimiz var. Buna çalışmamız lazım. Evet, var. Herifi korkutmaya geldik. Hilmi korkmadı. Kendi adamımıza sıktık. Birbirimize girdik. Kalkın gidiyoruz, kalkın. Acıdı mı? Hı? İtiği tekırdırdım resmen. Tony Montana, nasıl yapalım şimdi? Ortalık karışık Hilmi. Sen işine bak. Ben sonra gelirim, tamam mı? Makul. Atı! Kalk oğlum, yerinde öl, orada ölme. Gel. El kırılıyor ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor lan? Canım benim ya. Ya bak, bir saat erkenden geldik ha. Motivasyonumuz çok yüksek. Sen de çok acayip şeyler başaracağız. Gel buraya. Adam gole gidiyor Metin, yetiş. Gel buraya. Pişt, gel abi. Gel. Sakin dur. Sakin dur. Tamam abi. Tamam sakin. Ay, ya zahmet ettiniz. Ay çok kibar bir paket. Bu ne acaba? Öpeyim mi abi? Öpme lan. Süt. Bu sizin herhalde. Buyurun efendim bunu. Değil, değil. Çikolatayı nasıl sevdiğinizi bilmediğimiz için sütü de yanında getirdik. Ha, öyle mi? Buyurun, buyurun efendim. Abi. Öpeyim, öpeyim abi. Öpme lan. Öpeyim. Abim benim, canım abim. Ne çıkarıyorsun lan? Buyurun abilerim, kartım. Böyle giderken durdurdun ya demin. Sana kart gösterdim Metin. Özdemir yazıyor kartta abi. Ailemizin soyadını karta bastırmış. Metin, çocuğum hadi sohbeti içeride devam edersiniz. Tamam anne. Allah. Abi, abi en kral akraba olacağım. Dükkandan hiç çıkmayacağım abi. Hallederiz. Eniştenin adı neydi bakayım bakayım? Tuğçan. Şunla isim şehir hayvan oynasan kafadan isim atıyorsun diye kavga çıkar. Ya kızım bırak, adam final maçı motivasyonuyla gelmiş. Bak ben sana söyleyeyim abisi. Bu seni kesin alıp gider. Şakası bile kötü abi. Hem siz beni baş göz etmekle uğraşacağınızı Metin abimle Eda'nın arasını yapmaya kafa yorsanız bir işe yarar. Evet lütfen. Bu seni kesin alıp gider abisi. Yeter be! Ya niye kimse bana bir şey sormuyor? Niye beni hiç dinlemiyorsunuz? Araba mı lazım? Feyza'nınkini sormadan alalım. Deney için batarya mı lazım? Feyza'nın bilgisayarından sormadan sökelim. Görücü mü gelecek? Feyza'ya sormadan çağıralım. Bu ne be? Ya yeter! Bu kadar önemsiz miyim ben ya? Feyza! Anne! Bir tek ben miyim bu kadar önemsiz ve yalnız olan? Yoksa hepiniz beni tersten mi okuyorsunuz? Beyza! Beyza istemiyor! İstemeden evlendiremezsiniz onu! Oğlum! Tanıştırayım. Ben Havai. Bu da arkadaşım Fişek. Beyza, evlenmek istemiyorsan evlenme. Biz bakarız sana. İstemiyorsan yapma. Ulan ben sizin... Bir dakika abi.
Teşekkür ederim. Ben sizi ne yapacağımı biliyorum ben sizi. Sezai abi hiçbir şey yapmıyorsun. Hadi gelin ben sizi evlerinize bırakayım bari. Feyza, abilerim ablalarım acele etmiyoruz. Ufak bir işimiz var. Beni takip ederseniz. Anne, yemin ederim perde taktıracağını bilseydim spora başlardım. Antrenman yapardım. En azından bir ısınırdım anne. Kes. Doğru dürüst tak. Tek tek kontrol edeceğim hepsini. Arkadaş ya. Subhanallah. Ulan abi kolayı kendin aldın, zoru bana bıraktın hadi. Evi tertemiz yapacağım. Herkes kadın nasıl olurmuş görecek. Burası bitsin. Doğru diş fırçasıyla banyo fayanslarına Metin. Ya anne, senin kadınlığın ispatı ihtiyacı mı var? Sen kendini zaten ispat etmişsin ya. Ömrünü kardeş payı yapmışsın hepimize. Kendini ispatlama ihtiyacın mı var senin anne? Sen önce sümüklerini sil süzme salak. Anneyi güzel sözlerle kafaya almaya çalışıyorsan önce sümüklerini sileceksin. Anne işim var ya. Önce perdeler takılacak hadi. Feyza ulan abi. Sen zaten faydalı bir şey olsaydın ben seni vücudumdan atmazdım. Bak ben ciğerimi atıyor muyum, kalbimi atıyor muyum? Değil mi? Ya. Hadi dön önüne dön. Bakacağım. Hadi bakalım. Çok zor, gerçekten çok zor. Koltuk altıma kan birikti abla ya. Perde çok önemli. Perde bir evin namusu. İki dakika durmuyorsun yerinde. Sabahtan beri peşinde koşturuyorum oradan oraya be. Yalnız toplu taşıma da taksiden daha pahalıymış ya memlekette. Termos nerede lan? İçmedin değil mi? Ne termosu ya? Ya bak derdin başımdan aşkın zaten. Hamiyet abla aldı onu. Hamiyet ablan niye alıyor termosu ya? Manyak mı bu kadın? Ne bileyim, kadın dünyası işte. Karışık. Bak şimdi. Erkeklerde 5 hormon baskınmış. Kadınlarda 105 hormon. Ya benim matematiğim 5'ten sonrasını hesaplayamıyor. Çok karışık ya. Bir çatal alayım mı El Grande? Lan! Bırak onu! Bırak! O zaman ben hızlı adımlarla kaçıyorum. Şerif abi, normalde şu yaptığının tam tersini yapman lazım. Biliyorsun değil mi abi? Ulan biliyorum, biliyorum da insan yaptığı fark edilince daha bir motive oluyor. Ya günlük itliğimi yaptım aslında. Ama motive oldum ya. İtlik yapmaya devam ediyorum. Dayanamıyorum lan. İtlik. Hoşuma gidiyor. Sövmez, ayıp olmazsa abi, bu günlük itliği nerede yaptın? Sabah 7'de mahalleden geçen otobüse bindim, oturdum içine. Bu saate kadar da hiçbir ihtiyara, yaşlıya yer vermedim. Allah Allah. O otobüste senden yaşlı tek şey tekerleklerin icat. Yani teknik olarak itlik yapmış sayılmazsın Şerif abi. Ulan illa moralimi bozacaksınız mı? İlla tadımı kaçıracaksınız ulan abi. En sevmediğim işte şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Allah'ım. Ay, deprem oldu, bir titredik, hissettin mi? Ya yok bir şey, benim midem guruldadı ya. Bir sakin ol. İyi hatırlattın abi, ben bir şeyler atıştırayım. Oo, bugün çok şanslı günümdeyim. Ne yiyeceğimi hemen buldum. Tamam gel la gel, ben biraz aldım. Gel al ya, içimize yetecek kadar da var. Kedi maması yenir mi Oltan? Oo, yok kuş yemini kedi mamasına elleme. Köpek bisküvisi zaten yasak. Siz de hiçbir şey yedirmiyorsunuz ha. Tamam da onu yemen çok sağlıksız. Allah Allah, ne sağlıksızmış. Sen hiç hastane köşelerinde kanserden ölen kedi gördün mü Eda? Pardon, ben bir sakinleştirici alacaktım. Tabii. Çok içmiş olsun. Neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım. Uçak korkusu var bende. Bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor muyum? Oldu o zaman. Hadi Oğuzhan, sen biraz gez dolaş. Al bu parayı da yemek yersin. Belki temiz havayı gelir. Eda, bu para çok ya. Tamam, ben bunun üstünü getiririm. Ben buralardayım. Bir şey olursa beni arama, bağır, masraf çıkmasın. Tamam mı? Buyurun lütfen. Pardon evladım, bir şey sorabilir miyim? Amca, bu muhabbetin devamı genelde evladım yolda kaldım, bir yol parası oluyor ama ben ulaşım ücretine fikren karşıyım. Sırf karşıya çift bilet basıyor diye Avrupa yakasına hiç geçmedim hayatımda, biliyor musunuz? Ama Sultanahmet'i fotoğraflardan falan biliyorum yani. Yanlış anladın evladım. Sen şu eczanede çalışmaya başlayan Oğuzhan değil misin? Allah Allah. Mahallede haberler ne çabuk yayılıyor ya.
Evet ama benim asıl mesleğim muhasebecilik. Yani bu Eda teklif etti diye yaptığım part-time bir iş. Yavrum kim kime bu devirde durduk yerde iş verir? O kadar adam dururken senin yanında çalıştırır. Sence bu mantıklı mı? Ben Eda'nın kerizliğine yorduydum ama. Mantığın sustuğu konular vardı evladım. Benim gördüğüm bu kız sana aşık. Eda bana aşık. Bu bana hiç mantıklı gelmedi dayı. Ama aşk da mantıksız bir şey ha. Oğuzhan, müsait olduğuna gel de ilk maaşını vereyim. Özel sektörde maaş çalıştıktan sonra verilir Eda. Senin ayrıcalığın var. Sektör değilsen özelsin. Yaktın beni Eda. Sağ bacağıma kırak gelmiş. Sifonu niye çektin? Ulan her şey tamam, sifonu niye çektin? Sen en doğrusunu yap evlat, en doğrusunu. Abi. Abi, Metin. Ben bildiğin ne varsa etraflıca anlattım abi. Sen de rahat ol. Ne biliyorsan anlat, çıkıp gidelim şuradan. Benim. Süper. Abi ben sıçtım. Bittim. Ne oldu lan? Dükkanı su mu basmış? Elektrik sayacını mı bulmuşlar yoksa? Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Heh. Sıçtım diyorum lan, sıçtım. Bildiğin sıçtım. Unuttum, her normal insan gibi de sifonu çektim. Her şey yerli yerine oturdu şimdi. Yemin ediyorum müzik sesleri duymaya başladım. Kollarımı kaldırıp oynayacağım ya. Acaba diyorum şey mi yapsak Metin? 40-45 tane adam toplansak şuraya dizilsek Sivas karşılamasını yapsak? Delirtecek misin oğlum sen beni? Sifon çekmek ne demek? Ne demek sifon çekmek? Metin Özdemir! Metin Özdemir! Metin Özdemir! İçeride abi. Alo. Metin, Ali, yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Hey, nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yettik, aç kapıyı. Çok zor durumdayım, açamıyorum. Kaçın, el aktar, basmasın altında kalır. Allah Allah, zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım, bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı açamıyorsun lan kapıyı? Yok lan, hakikat çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim valla. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yığdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Vur, 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 vur. Oh, oh. Ben de seni... Konuşma. Aç ağzını. Aç, aç. Suyu ısıtın geliyorum. O nasıl laf ya? Ama artık yeter. Tamam tazminatımı ver kov beni. Resmen istifaya zorluyorsun adamı ha. Her gün küfür küfür küfür. Feyza Hanım işçiyim ben işçi. Köle değilim. Ses kölesi iş değilim. Suyu ısıtın, çayı demleyin, geliyorum. Eşşoğlusu. Küfür ediyormuşum. Ulan canlı yayında Nihat Etiboğlu'ndan küfür yemiş adamsın sen. Hırrım. Hocam merhaba. Hocam buradayım burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmış. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım, günde 5 vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Lan ben bilmiyorum yine fitre nedir ne değildir. Günde 5 vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de İsmail'in yakını diye fitne dağıttım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim, cennetliksem kaçıncı katta? Abi. Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın, burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun. O ne lan? Plaka numarası bu. Mecburen kanka, aynı isimde kaç kadın var? Nasıl ayıracağım onları birbirinden? Soyadlarını kullanaydın ya lan. Sığır. Soyadlarını. He. Oğlum adı soyadı aynı olan bile bir sürü kadın var rehberde. Karışıyor. Mağdur oluyor. O ne lan?
O kadar kadın numarası var mı lan o telefonda? Adacı telefonda dönmüş lan o eski. Lan ne adacısı? Benim o kadar çok yayılmış ki bilinmeyen numaralar servisinden arıyorlar arası. Benden numara öğrenmek için. Güzel para kazanıyorum işte. Sen şimdi iş yerinde hatun ayıklayınca cinas yapmış oluyorsun değil mi lan? Pompacı Deniz. Valla kanka ne yaptığım belli değil. Yalnız şu telefonda burada fazla konuş. Bu niye lan? Hepimize yetecek kadar pamuk yok. Oğlum lan. Hanımım ya. Bu ecnebiler kendi benzinlerini kendileri dolduruyorlar ya. Burada da o sisteme geçsek de biz de biraz razı etsek diyorum ha. Ne dedin? Kartal kardeşim artık var ya bildiğin eminim sen bu benzini kokluyorsun. O nasıl bir tabir hanımım ya? Dizel motoru muyum ben? Teessüf ederim. Feyza Hanım. Canım. Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Lavaboya kadar gitti. Gelecek bir... Bu kim lan? Kim ki bu? Oo, Asiye'nin 3 yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Çocuğun yan mahallede başka bir kırığı var. Üngür üngür ağlıyordur. Asıl ona gitmek lazım şimdi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Beyler Asiye'yi nöbetten düşün. Az önce biz bu mahallenin itleri bu tür olaylarda birbirimize haber veririz. Allah Allah. Biz size it diyorduk da sizin de kendinizi öyle çağırdığınızı bilmiyorduk. Hadi ya. İşin yoksa kasiyer ara. Yok artık. Baba nasıl ya? Bu nedir? Bu baba da ne acayip adammış arkadaş ya. O ne ya? Babamın trafik cezası. Oha. Feyza bu akşam sana görücü geliyormuş. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak haber geldi. Bu akşam sana görücü geliyormuş. Hadi yine iyisin ha. Deniz seni terfi ettim 2 saatliğine kasiyer sensin. Sen de lavaşsın, lavaş. Ben kasaya bakamam Feyza, hayret edersin. Kasa terfi mi lan? Bilmiyorum. Asiye bizim amirimiz miydi? Ne bileyim oğlum, bir çay kap gel. Ne? Niye? Duydun, amirin sayılırım artık. Bir çay kap gel. Ne diyorsun oğlum? Bu ne kadar? Doktor size bunu nasıl kullanacağını anlattı mı? Yok, anlatmadı. Peki siz sormadınız mı doktora? Eczacı anlatır dedim. Ya ben haftalık usulü çalışıyorum. Şimdi 30 yaşında adama fitili nasıl kullanacağını mı anlatayım? Ver tamam, ver. Buyurun, kapı şurada. Bana kondom ver. İktidar hapı da istiyorum. Bit ilacı var ya ondan da istiyorum. Kokusuz damla, kokusuz damla da ver. Bir de ayak mantarı kremi. Ayak mantarı kremi? Ayağın o kümede ne işi var ya? Sana ne kardeşim ya sen? Ver benim istediklerimi çabuk ol ya çabuk! Ne oluyor ya? Tutucusunuz tutucu. Teyzeciğim sen kendi çocuğuna cinsel eğitim verdin mi de geldin beni burada yargılıyorsun acaba? Şuna bak, mute'de konuşuyor. Aa, bilgisayar bile utancından ekran koruyucusuna geçti. Müşteri kalmadı, betini bereketini kaçırdın her şeyin be. Oğlum bak, Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anlayışlı ol, hadi. Başka izahane mi yok abi? Yok kardeşim, başka izahane yok. Bir tek şu karşıdaki var, o da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum, ona bak. Ulan ne karılar var be! Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver. Bir de tüy dökücü krem ver. Hadi lan 3-5 tüp de kendin al. O da benden olsun. Eda yok mu Oğuzhan? Bir dakika. Ya bu Yusuf'un bağış kutuları oluyordu burada. Onlardan yok mu? Bağış maaş yapardık. Aa Şükriye abla sen de mi buradasın? Hı hı. Ulan Oğuzhan, vallahi kulağını çekeceğim. Bu kapıdaki krem reklamı nedir lan? Sen utanmıyor musun kadın bedenini metalaştırmaya, ırz düşmanı? Evet abi, kondom, iktidar hapı, ayak mantarı kremi, bit ilacı, kokusuz damla, ter kokusu için krem. Heh, sen bir de belki söylemeyi unutmuşsundur. Kenya ilacını da şöyle koyuyorum, lazım olur. Kenya ilacı mı? Ama bu faşistlik. Konuyu değiştirme, bak buraya. Al, toplam 223 lira, sen 225 ver yeter. Demek sen de metinlisin. Yazdım seni Alman kurdu. Metin yenilince sen de yenilmiş olacaksın. 100, 225. 2 liraya da bunu aldım. Ben kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim kardeşim. Ben bunları yatalak kuzenime alıyorum bak bunu da. Çocuk yatalak. Kaide, kural. Metin Akpınar. Vay bismillah! Oğlum neredesin lan sen? İşi gücü bıraktım, sabahtan beri seni arıyorum. Vallahi ayıp ama senin bu yaptığın! Ne ayıp? Ne arıyorsun? Senin işin gücün ne de bırakıp geliyorsun? Karakter yoksun adam, şerefsiz. Sanki postmodern filozof bana ya. Tek cümlede onlarca soru sordurttun lan. Çık git lan.
Girme içeri, girme dükkanıma! Girmeyeyim mi? Ama benim sana sarılmam lazım Metin. Benim sana sarılmam şart. Lan niye sarılıyorsun? Oğlum sabahtan beri haberi alamadım senden ya. Allah korusun. İnsanın söylemeye dili varmıyor ama. Geberdin sandım. Ne kadar hastane, mezarlık varsa haber bıraktım. Polise çocuğumuz kayboldu diye fotoğrafını verdim. Ödüm koptu be koçaro. Gel bir sarılacağım. Bozmuş. Yemin ederim bozmuşsun. Lan bu senin kaç para, bu senin haberin var mı? Öst! Of! Masraf çıkarttın sabah sabah. Dur bakayım. Dur. Şöyle şöyle. Ne ki o? Ne lan? Bir şey değil. Abisinin bir tanesi. Hiçbir şey yok. Oğlum Eda yaklaşınca öten aygıt bu ya. Normalde balinalara takıyorlar bunu. Balinaların çiftleşmesini izliyorlar bununla. Sırf memeli diye benim balinalardan öyle bir beklentim yok ama. Sen o yüzden ben her Eda'ya yaklaştığımda dibimde bitiyorsun. Süper gücün falan yok yani. Bana bak, sen pastanın ekmeğini yemedin değil mi lan? Lan ben öz ne gitmem. Oğlum bak, hayatımı kurtardın diye Sivas Mate bir jest diyor. Daha da güzellik bekleme Emrah kardeşinden, ensendeyim. Ben senden nasıl kurtulacağım lan? Ha? Kurban olduğum bana bir yol göster ya Rabbim. Çık git lan hayatımdan. Aç oğlum benim önümü. Orada duracaksın Metin Efendi. Duruyorum zaten. Orada durmaya da devam et. Ben Eda'ya aşık olalı 7 sene olmuş, 7. Sen senelerce mahallenin sümüklü kızı diye dalga geç, he? Ondan sonra portakallar meyve verince sıkma portakal! İstiyorum diye aşık ol, he? Öyle mi? Öyle mi? Lan! 7 sene de çokmuş ha. Millet kankasının aşkına aşık olmaktan korkar. Adam da aşkına aşık olmaktan korkayım, niye benimle kanka olmuş? Hiç unutmam, okulun ilk günüydü. Daha yeni kopmuşum Sivas'tan. 40 bakirenin sıfatını almaya, bal dudaktan koparmaya gelmişim İstanbul'a. Yavşak, İstanbul'da seni bekliyordu. İşte o an ilk kez gördüm Eda'yı. Kantinin alçak duvarına oturmuş iki gözümün çiçeği ürkek bakışlarla okulun kapısını kesiyor. Kayıt olmaya bir yardımımı gelecekmiş de gelmemiş mi ne öyle bir şey. İşte o an aşık oldum Metin. Uzun lafın kısası, ilk ben gönül koydum Eda'ya. Benimdir Eda. Biri kayıt olmaya yardım mı edecekmiş? Metin, Şükriye'nin kardeşi var ya Eda. Onlar tatile ailecek memlekete gitmişler. Eda bu tarafta eczacılık kazanmış. Kızı kayıt olsun diye yollamışlar. Git yardım et, anasına söz verdim. Tamam. Duydun mu? Anam. Yani ben kıçımı devirip uyumasaydım... Seyirciler hazır mıyız? Evreka!